Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Binance Liquid Staking Token'ını tanıttı adı altındaki. Bu haberi genel olarak şöyle bir inceleyeceğiz ve son Binance hareketinden bahsedeceğiz. Siz de videonun yorumlar bölümünde favori Binance'daki favori kripto para projenizi Yorumlar bölümünde yazmayı unutmayınız. Şimdi e, bu Liquix, e, Liquid Staking muhabbeti nedir? Biliyorsunuz Ethereum son zamanlarda inanılmaz derecede e, yenilikler getirmeye başladı ki bunlar evet daha işin başı diyebiliriz. Ve çok sayıda Liquid Staking türevleri ortaya çık, e, çıkıyor. Bunlardan en çok bilinenler işte e, Lido Maker tarzındaki projelerdi. Bakın şunu söyleyebilirim. Şu an bu sezon içerisinde ve aynı zamanda gelecek sezonlar içerisinde yani hem uzun vadeli ilerleyişini sürdürebilecek hem de sezonsal bir arayış içerisinde olanlara ben aslında liquid staking türevlerinin bir göz atılması gerektiğini taraftarıyım. Çünkü şunu söyleyebilirim. Bir, zaten uzun vadede Ethereum tabanlı, Ethereum'la işbirlikli Liquid staking türevlerinin çok ciddi anlamda ilerlemesini bekliyoruz. Bir diğer durum şu an hiç değilse hıza ulaşım konusunda ve Ethereum'un yaptığı yükseltmeler konusunda zaten uzun vadedeki hareket staking üzerinden geçiyor. Aynı zamanda bu sezon bu boğa sezonunda fark etmişsinizdir ki çok sık güncelleme ve yükseltme geliyor. E bu güncelleme ve yükseltmeler de gelirken liquid staking türevleri inanılmaz halde hareketleniyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir durum düşünün ki boğa sebebiyle ekip bu kategori üzerinde çok daha fazla çalışıyor. Aynı zamanda uzun vadede bu alanda gelişmeye çalışırlarken bunun kategorize olarak piyasaya çıktığı e, projeler var. Tıpkı Maker ve Eldio gibi yani Lido Dağı projesi gibi. E bunlar ne sağlarlar? Burası üzerinden siz etherlerinizi kitleyebilirsiniz ve bir pasif gelir elde edersiniz. Bakınız Justin Sun yani Tron'un kurucusu aynı zamanda Hobi orta olmakla birlikte kendisini de pek sevmem. kendisi 850 milyon dolar civarında bir kişisel cüzdana sahip olup bunun yaklaşık %96'sını ether olarak tutmaktadır ve Lido üzerinde stake etmektedir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu arada Lido üzerinde Stake ben yani istiyorsanız edebilirsiniz ama çok e, mantıklı görmüyorum onu söyleyeyim. Fakat burada bahsetmek istediğim şey şu olacaktır. E, güçlü bir şekilde gelen sağlam bir teknoloji ve ilerleyebilecek çok güçlü bir uzun vadeli aynı zamanda sezonsal kategori mevcuttur. Eldio'nun altını çizmek isterim. Maker da onun alternatifidir. Çünkü... Gerçekten iyi bir şekilde geliyorlar ve e, yükselişe odaklılar diyebilirim. Kaldı ki Vitalik Buterin de bizzat bu kategori ve coinleri... desteklemektedir. Binance Liquid Staking token'ını tanıttı. Zaten Binance'la alakalı şunu da biliyoruz: Adamlar şey yani e, katalizör avcısı adamlar. Anlatabiliyor mu? Mesela bir önceki sezon biliyorsunuz Web üçlere yöneldiler. Bu sezon ki gün içerisinde de konuşacağız. Ee, yine aynısını yaptılar. Yapay zekalara yöneldiler. Aynı şekilde şu an yeni Liquid Staking token'ını tanıtıyorlar. Neden? E çünkü gerçekten katalizör olarak çalışabilecek ve ilerleyiş, inovasyon noktasında iyi yerlere gelebilecek bir nokta. O yüzden e, Binance'ın hangi altcoin'e yatırım yaptığından ziyade hangi kategoride inovasyona doğru gittiğini yatırımcı biraz daha bu noktaya bakarsa bu çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü o noktada inovasyon vardır. E, Binance'ın 3'e 5'e baktığı bir durum yoktur. Gerçek yatırımları budur işte. Ethereum'un son A yükseltmesinin ardından Binance, Liquid Staking Token'ını tanıttı. En büyük kripto para borsası olan Binance, Ethereum'un şapellasının ardından büyüyen pazara adım atıyor. Borsa, Liquid Staking Token'ını piyasaya sürdü. Binance'tan yeni diyor. Bu arada gün içerisinde de konuşacağız. Launchpad'e de e, tekrar yeni bir coin geliyor. Yakın zamanda çok uzun bir zaman sonra iki parti Launchpad'e yeni coin eklediler. Şimdi bir coin daha çıkarıyorlar arkadaşlar Launchpad'e haberiniz olsun. Dediğim gibi konuyla alakalı zaten gün içerisinde çıka, e, konuşacağız. Özellikle ID biliyorsunuz çok ciddi yükselişler yaptı 100x üzerinde e, çıkışıyla beraber patlamalar gerçekleştirdi. Ethereum'un yakın zamanda başarılı şekilde gerçekleştirdiği A yükseltmesi Shapella'nın ardından biliyorsunuz bir yenisi daha geliyor. Eylül, Ekim ayı gibi yeniden bir yükseltmesi daha var. Binance da büyüyen bu sektöre adım attı. Borsa Liquid Staking tokenını piyasaya sürdü. Binance, Ethereum'un Shapella'sının yakın zamanda gerçekleşmesinin ardından Ethereum staking hizmeti için yeni bir liquid staking tokenı piyasaya sürdü. Bunu doğrudan az önce anlattığımız mesele gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Yani Lido'nun e, anlattık ya staking konusunda. Aslında Lido'nun vermiş olduğu hizmeti vermeye hazırlanıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Wrapped Beacon ETH yani WBETH adı verilen yeni liquid staking tokenı Binance kullanıcılarının Ethereum stake ödülleri kazanmaya devam ederken borsa dışındaki merkeziyetsiz finans protokollerine katılmalarına olanak tanıyacak. Evet. Perşembe gün, bu arada şunu da ekleyeyim. Ee, ben bunu neden çok önermiyorum? Şundan dolayı çok önermiyorum. İlla yapan olacaktır ama e, her zaman bunlar biraz risklidir. Yani olası durumda bir hacking vakası olur. Swap aynı durum. Hacking vakası olur. Bir sıkıntı çıkar e, zafiyetleri olduğunu düşünüyorum anlatabiliyor muyum O yüzden ben çok önermiyorum dediğim gibi yükselebilecek bir kategori inovasyona tabi teknolojik bakımdan çok daha fazlası gelecek e, fakat hiç değilse ben burada kendi hitap ettiğim kitle henüz teknolojik bakımdan bu işin e, başındayken bu fiyat anlamında yükseliş anlamı taşıyor kategorisel anlamda ama e, piyasada tabiri caizse zaman zaman maalesef kan dökülebilir. Perşembe gününden itibaren kullanıcılar Beacon ET tokenlarını borsanın Ethereum stake sayfasında VBET'ye dönüştürebilecek. Bununla birlikte VBET'yi herhangi bir paketleme ve açma paket açma ücreti ödemeden tekrar BET tokenlarına dönüştürebilecek. Duyuruda Binance ilk dönüşüm oranının birebir olduğunu ancak VBET'nin değerinin Ethereum Staking'deki günlük APR'ye bağlı olarak zaman içerisinde değişebileceğini belirttiğini genel olarak söylüyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.